Ben 1947 doğumlu. Değirmenci Osman Hanım oğlu Halil Buruk. 1965 yılında buraya ilk sinemayı biz açtık. O gün tabi geriyen yoktu. Bir jeneratörümüz vardı. Bir film makinemiz. Ankara'dan film getirir. Onun önünde bir değiştirirdik. Buraya sinemayı açtık. Millet sinemayı açınca millet Müslümanları öldürüyorsunuz. Burada gavur icadı yaptınız diye çok tepkilerle karşılaştık. 1967'ye kadar müşterek çalıştık abimine. 69'dan itibaren 1982 yılına kadar sinemacılık yaptık. O zamanlar sinemacılığa başladığımız zaman buranın 6023 nüfusu vardı. 250 kişilik sinema ağzına kadar dolardı her gün. Tabii zamanla teknik gelişti, televizyonlar çıktı. Televizyonların da pek bir yetkisi olmadı ama sonundan videolara başlayınca sinemanın canını okudu. Orada bırakmak zorunda kaldı 1982 yılında. Tabii ki bundan başka Dersim'de civarındaki köyler beni çok yakından tanır. Yani burada beni tanımayanlar orada çok güzel tanırlar Laçin'de, Hamamızın'da, tamam mı? Böyle. Sonundan işte burada sinema seyircisinin haricinden belediye bir rüsum olayı olduydu. Hani bilet başına belediye rüsumu ödüyorduk. Bunlar da tabii politikayı kullanan belediyeler çok canımı acıttılar, çok canımı acıttılar. İlk olarak 76 yılında gittim ben Laçin'de yolun kenarında Şükrü Ayhan'a ait olan kahvede hem kahvecilik hem de sinemacılık yaptım orada. 1976 yılında Çorum Çangırı Kırsal Kalkınma Projesi'ne beni götürdüler. Orada 4 sene çalıştım ama 82 yılına kadar burada haftada 3 gece, 4 gece bir kere de film oynadım. Bu yapılanların hepsini insan olarak düşündüm ve unuttum. Bütün acı ve tatlı hatıraları kalbimin içindeki Karacaahmet mezarlığına gömdüm. 1990 yılında da mahalleden emekli ayrıldım. Ondan sonra tekrar buraya geldim. Şimdi işte geveciliğe başladı. 5-600 kilo senede ceviz kaldırıyoruz. Tamam, bir de emekli maaşım var. Ben pek hani toplumun içinde hani düşük bir toplumun içerisinde hep kaderimle baş başa kalmak, senalarda oturmak. Haydi de hayatımı sürdürüyorum. Gelmeyip iki çocuğum var, bir de yolda. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyorum. Benim Çorum'da, çünkü Çorum'da ikinci bir görevim vardı. Ben çok güzel yazı yazarım. Benim bir tane geriyanlı makinem vardı. Makineyi alır, akşam 5'ten sonra kahveye giderdim, millet kuyruğa girerdim. Kimisinin çakısına, kimisinin çakmağına böyle oymalı yazı yazardım, tamam mı? O şekilde hayatımı devam ettirdim. Maddi yönden de bir güçlük çekmedim. Babam vallahi bir insandı. Şey yapmadım ya. Bu röportajı Çorum şeyde, Laçin'de yaparsanız, ismimi de söylerseniz size onlar her şeyi ağabeyi diye kadar anlatırlar. Laçin'e gittiğim zaman böyle en az 15-20 kişi etrafımı çevirir. Halamı hatırımı sırar. Adamların evinde yattık, yemeğini yedik. Böyle maceralar oldu, tamam mı? Şimdi o eski sinema tabii ki bakımsızlıktan şey oldu yani. Emekli olunca emekli maaş alıyorsun ya. Ölünceye kadar emeklisin. Ben de o film makinelerinin şeyini, paraları ondan kazandım. Yaptığım işleri hep ona koyar, onun için hepsini yağladım, yıkadım. Ardiye'ye şey yaptım, bıraktım. Mesela bir hayırsever birisi çıkıp mesela şimdiki sinemayı bir restoran yaparlarsa yine haftada bir gün iki gün film oynatma şansı olur şeyde doğrularda. Yalnız şöyle bir durum var. Kişiler insanın fiziki yapısına göre değerlendirme yapıyorlar. Ben biraz yakışıklıyım, biliyor musun? Ben onun yakışıklılığı çok cezasını çektim. Zaten köyler cumartesi pazar günü hani o zaman Kömür Hoca valiyetteydi. İşçiler hani her köyün 40-50 tane işçisi vardı. Onlar benim cumartesi pazarım müşterilerimizdi, tamam mı? 250 kişi alıyordu. Akşam tıkmım tıkmım, bir şey yok. O zaman biz açtığımızda sinema 1 liraydı. 1 lira, bir sinema bileti 1 liraydı. 75-80 yılına kadar hep 1 lira olarak, 15 sene hep 1 lira olarak şey yapardım. O zaman mesela ben sigara tiryakisiyim. Bafra sigarası 90 kuruşuydu. 15 sene sonra, İsmail Bey 15 sene sonra yine 1 liraydı böyle. Enflasyon yoktu yani. Sigara 90 kuruşuydu. 15 sene 90 kuruşu sigara ettik yani.
Şimdi şunu demek istiyoruz. Para değerliydi, böyleydi. Eğer ora restore edilirse vatandaş haftada bir gün, iki gün film seyredebilir. Ama şimdi buranın, benim burada gittiğim zaman buranın nüfusu 6.020 idi. Şu anda burası Kızılcebelik'te Atatürk köyleri mahalle olarak kaydedilmiş şey, Oğuzlara bağlandı. Şimdi buranın nüfusu o iki köyler dahil 2800 kişi, nüfus bu kadar. İlk oynattığım film Yılmaz Güney'in Bu Vatanın Çocukları filmiydi. En son oynattığım filmde Kirvan Dertli Görür.